Afrin Harekatı'nda bir ay doluyor. Bugün 30. gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden iki açıklama yapıldı. Şimdi Hatay sınır hattına gidelim Burak Özcan'dan. Hem bu açıklamanın ayrıntılarını dinleyelim hem de hareketlilik devam ediyor mu sorusunun yanıtını alalım. Sultan, hareketlilik devam ediyor. Dünden bu yana özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine doğru operasyonlar yoğunlaşmış vaziyette. Cinderes daha önce ele geçirilen 67 noktayla karşılaştırıldığında biraz daha büyük bir yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor ve Cinderes'in çevresindeki köyler kontrol altına alınmak için şu an operasyon devam ediyor. İlerleyen safhada Cinderes kent merkezinde de operasyonların başladığını görebiliriz. Sabahtan bu yana da aralıklarla topçu bataryalarından özellikle obüslerin atışları sürüyor. Onlarca atışın saat 9'dan bu yana yapıldığını söylemek mümkün. Bugün iki açıklama geldi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Bunlardan bir tanesi Zeytin Dalı harekatı ile ilgiliydi. Bir diğeri ise yine yurdun farklı noktalarında sürdürülen terör operasyonlarıyla alakalıydı. Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yapılan açıklamada şu ana kadar harekatın başlangıcından bugüne ki artık yavaş yavaş bir ayı geride bırakıyoruz, 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmıştı. Dün yapılan açıklamada 1595 teröristin öldürüldüğü söylenmişti ve bu bağlamda baktığımızda dünden bugüne 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söylemek, 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söylemek mümkün. Diğer açıklama Şemdinli'de yürütülen terör operasyonlarıyla alakalıydı. Bu açıklamada da yürütülen PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekatını yürütürken bir diğer taraftan da gerekli görülen noktalarda terör operasyonlarına devam ediyor. Bizim de Savaş Daldal'la birlikte ki yine bir atış gerçekleşti. Savaş Daldal'la birlikte sınır hattındaki nöbetimiz de sürüyor.